Evet, tahminlere göz attığımız zaman %52'lik ve %11'lik şu ana kadarki en iyi tahmin performansı geldi arkadaşlardan. Bu hata payları gerçekten iyi. Yani ben gördüklerime, tecrübelere göre söylüyorum. %52'lik bir ivme hata payı ve %11'lik en büyük yer değiştirme hata payı. Bayağı başarılı arkadaşlar. Hemen ikinci sarsmaya geçeceğiz. Arkadaşlar sizi şöyle şey yapalım. Evet, ikinci sarsma hazır mıyız hocam? Var mı herhangi bir şey? Yok. İkinci sarsmaya böylelikle geçebiliriz. Buyurun. Bunda sanki bir şey mi hissettin? Çok fazla? Çok salladı değil mi bu sefer? Evet. Bakalım yine hata payları yine çok başarılı. %47'lik en büyük ivmede hata payı, %28'lik en büyük yer değiştirmede. Çok başarılı arkadaşlar bu puanlar. Ki bu puanlar sizi etkileyecek. Çünkü ayakta kalıyor binalar sürekli. Kalsın da zaten tabii ki. Yani önemli olan hem sizin başarılı olmanız. Daha ayak, şimdi bakıyoruz şu anda. Herhangi bir gevşeme hocam, herhangi bir gevşeme yok, hiçbir şey yok. Bir sarsıntı, bir şey o... Sorun yok, tamam. Çok da zorlamamak lazım. O zaman ivme ölçerimizi alabilirsek üçüncüye geçeceğiz. İvme ölçeri almadığındaki amaç nedir? Yani sonuçta bizim genel tahminlerimizi görmek istiyoruz ama. Üçüncü için tahmin yapmış mıydınız? Evet, hepsini gönderdik. Biz. Üçüncüye tahmin yapıyor mu arkadaşlar hocam? Yok, biz kendimiz gönderdik de. Peki, teşekkürler. Değerlendirmede kullanmıyoruz onu, o yüzden bakmıyoruz. Yani sen merak mı ediyordun? Evet, görmek isterdik yani. Sen binaya bak bakalım, o ele bir dursun da. Ondan sonra şey tahminleri konuşuruz. Evet, bir de ivme ölçer yıkılma anında olursa diye yani söylüyoruz. Zarar görmesin, çünkü çok hassas bir mekanizma, o yüzden de şey yapıyoruz. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hazırsak o zaman arkadaşlar heyecanlı, hemen üçüncü sarsmayı alabiliriz. Buyurun. Arkadaşlar tebrikler. Gözüken şekilde ayakta kaldığı gibi gözüküyor. Bakalım herhangi bir çökme, herhangi bir tehlike var mı? Hocalarımız hemen değerlendirsin ama tebrik ediyorum, ayakta kaldı gözüküyor binamız. Efendim? Teşekkür ederiz. Neler hissediyorsun? Yani uzun uzun çalışıyorsun, bina tasarlıyorsun, şekline bakıyorsun, ağırlığı olmadı. Yani birçok parametre var, birçok mevzu var olayı. Evet. Buralara kadar getiriyorsun, finale kalıyorsun. Ve bina ayakta kalıyor. Yani nasıl bir hissiyat bu? Ne hissediyorsun bununla ilgili? Şimdi öncelikle biz yapma aşamasında şuna dikkat ettik. Her şeyden önce insan hayatı önemli bizim için. Yani inşaat mühendisleri olarak öncelikli amacımız insan hayatını güvenli sağlamaktı. Biz yani gerçek bir bina tasarlayacak şekilde yaklaştık buna. Ona göre tasarladık. Değerlerimizi de gördünüz. Farklı şekilde 4-5 kez en az SAP2000'de modelleyip analizlerimize baktık. Bütün malzemelerimiz için ayrı ayrı elastik modelleri belirledik. Malzeme özelliklerini. Hissiyatın ne? Şimdi oraya da geleceğim. Yani şu yani. Abi çok mutluyum. Bu kadar. Hissiyat basittir yani. Tabii insan mutlu oluyor yani. Yaptığın 2 aylık, 3 aylık çalışmaların sonucunda. Göz bebeği. Peki, teşekkür ediyorum. İnan ayakta kalınca böyle. Dördüncüye geçelim mi arkadaşlar? Geçelim. Ne diyorsunuz? Evet, dördüncü sarsmamızda. Zaten hayır diyecek bir yok herhalde, düşünmüyoruz. Dörde geçiyoruz. Buyurun. Çok bakmayın. Dörtte. Dördüncü sarsmayı da başarıyla atlattı binanız.